So, the last topic we will cover is so-called, so chapter 5, so-called the Tikhonov theorem. In the book, a couple of pages, the author explains ideas about the proof. I will not do that. I'll just go straight to the proof. But you may like to read. It also talks about, I guess, a little bit how the ideas evolved and so on. The proof we will use actually uses so-called Zorn's lemma, and I will explain what is Zorn's lemma also in the proof. So first we have this lemma. Let X be a set let A be a collection of subsets of X having the finite intersection property. What was this property? This property is the following. If the intersection of finitely many elements from the collection is non-empty for all finite sub-collections, then the intersection of all the elements in the family is non-empty. Okay? That's the finite intersection property. The conclusion of the lemma is the following. Then there's a collection D of subsets of X such that D contains A and D as the finite intersection property property and no collection of subsets of X that properly contain D contains D has this property. In other words, D is maximal among all the collections containing A and having the finite intersection property. So A has the finite intersection property. D has the finite intersection property. It contains this. And if you have another, let's say, collection so that it is bigger than D, then this E doesn't have the finite intersection property. In other words, D is maximal among all collections containing A and having the finite intersection property. Okay, so that's the content of the lemma. So proof uses so-called Zorn's lemma. Nedir Zorn's lemma? Zorn's lemma şey söylüyor. İşte belli koşulları sağlayan elinizde şeyler varsa collectionlar o zaman onların işte maksimal şeyi vardır, elemanı vardır. Şimdi
söyleyelim Zorn's lemma ne söylüyor? Given a set A that is strictly partially ordered in which every simply ordered subset has an upper bound A itself as a maximal element. Yani şunu söylüyor Zorn's lemma. Diyor ki elinizde bir strictly partial order set olsun. Yani verilen iki eleman için her zaman şunu söyleyebileceğiz. Ya x y'den büyük ya da y x'den büyük. Yani ikisinden birisi muhakkak doğru. Ve şunu söylüyor. Elinizde şey varsa şöyle linear or simple ordered subset yani böyle lineer şekilde countable olması şart değil. Uncountable da olabilir ama bu ne demek? Herhangi iki eleman verildiğinde biri diğerinden büyük ve bunlar lineer bir order veriyorlar. Yani şöyle bir order değil, şöyle de bir order olabilir, değil mi? Böyle değil. Lineer bir order. Strictly partial order set deyince şey mi kastediyor burada? Ha, şeyi kastediyor herhalde. Doğru, partial order olunca öyle değil. Tamam. Doğru. A evet. Tamam. Ya yani partial order set var A'nın üzerinde. Şey partial order var. Ama lineer bir order şey varsa subset varsa bu subsetin bir tane maksimal elemanı var. O zaman diyor ki A'nın da maksimal elemanı vardır. Yani bu partial order setin. Strictly partial order dediği şey mi? Yani herhangi yani partial order ile strictly partial order'ın farkı ne? O kafamı karıştırdı sanırım. Neyse. Ha anladım. Yani A kendisinden büyük eşit demiyoruz. Öyle mi? Ya da büyük olmuyor kendisinden. Küçük olmuyor. Tamam. Okey. Şimdi Zorn's lemma bu. Zorn's lemmayı biz şu şekilde uygulayacağız. Şimdi bir takım şeyler tarif etmemiz gerekecek. Sum notation. Notation şu olacak. Şimdi bizim bir x kümemiz vardı. Lemmada verilen. X kümesi. Bir de onun işte bir collection'ları vardı subsetlerinin. Küçük c ile göstereceğimiz şey is an element of x olacak. Büyük c is a subset of x olacak. C süslü c is a collection of subsets of x
Şu ise is a superset whose elements are collections of subsets of X. Sorry. Yani bir yerde collection'ların kümesi gibi. Okay. Şimdi we know that A is a collection of subsets of X having the finite intersection property. Let A, bu işte süperset olacak. Denote the superset consisting of all collections B of subsets of X such that bir şeyi kapsasın, bu collection'ı, bizim A collection'ını, and B has the bu collection da has the finite intersection property. Has the finite intersection property. Yani bizim bu collection'ımızı içeren, finite intersection property'ye sahip collection'ımızı içeren tüm finite intersection property'ye sahip collection'ları düşünüyoruz. Şeyde olduğu gibi, hani kümelerin kümesi diye bir şey olmuyor, değil mi? Kümelerin kümesi yok. Ona işte collection diyorsunuz. Collection'ların da collection'ı sıkıntılı bir şey. Ona da süper set diyorsunuz. Hani yeni bir isim veriyorsunuz ki şey çıkmasın, contradiction çıkmasın. Peki, okay. Şimdi bizim göstermek istediğimiz şey şu olacak. A has a maximal element. Şimdi göstermek istediğimiz şey bu. A collection'ını içeren ve finite intersection property'ye sahip bütün koleksiyonların maksimal elemanı var. Dolayısıyla da o maksimal eleman işte lemada söylenen D collection'ı olacak. Çünkü zaten diğer bütün collection'ları pardon, A'yı içeriyor ve onu içerenler içinde de en büyük finite intersection property'ye sahip olan. Peki nasıl yapacağız bunu? Şimdi has a maximal element D diyeyim. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Zorlamayı kullanmak için A collection'ı, pardon, A süperseti içinde linear ordered bir süperset alacağız. Onun maksimal elemanı olduğunu söyleyeceğiz. Okay. Let B is a super subset.
Yok, buna sub süperset diyormuş. Yani süpersetin subseti of A that is simply ordered by proper inclusions. Proper inclusion. Okay. Ne göstermemiz lazım? Must show. Bu sub süpersetin has a maximal element. Ya da maksimal eleman demem işte ben de öyle diyeyim. Has an upper bound. Has an upper bound. In the superset A. Okay. Aslında şunu yapacağız. Neyse şöyle yapayım. Indeed, we will show that the collection, şu collection'a bakacağız. Nedir bu? Bütün collection'ların union'ı öyle ki bu şeyin içinde kalsın. Bu linear ordered sub supersetin içinde kalan collection'ların union'ları olsun. Şunu göstereceğiz. Okay. Is an element of A. Then, of course, it is the required upper bound. On değil mi? Eğer yani B süpersetin içindeki bütün collection'ların union'ı da bir collection'sa A'nın içinde kalan A süpersetin içinde kalan bir collection'sa bu otomatikman o zaman B süper pardon sub süperseti için bir upper bound olacak. Çünkü onun içindeki elemanların hepsinin union'ını içeriyor. Peki. Şimdi şeyi nasıl gösterebiliriz? Bu C'nin A'nın bir elemanı olduğunu nasıl gösterebiliriz? Okay. Şimdi A süperseti neydi? A'yı içeren so we must show two things. Bir tanesi bir kere bu C A'yı içermeli. A'yı. Ve ikincisi de bu C'nin has the finite intersection property. Değil mi? İkisini göstermeliyiz. Şimdi şeyi nasıl gösterebiliriz? Bir since each element of B bu sub süpersetin her elemanı şeyi içerir. Contains A. Değil mi? Neden? Çünkü zaten
bu şeyin bir sub collection'ıydı. Bunun bir sub collection'ıydı. Buradaki elemanlar da her birisi A'yı içeren pardon sub süpersetti. Bu süpersette A'yı içeren bütün collection'lardan oluşuyordu. Yani işte bir de finite intersection property'si olan. Dolayısıyla bunun her elemanı zaten bizim bu collection'ımızı içeriyor. O yüzden de oradaki elemanların her birisi A'yı içerdiğine göre union da A'yı içerecek. C contains finite intersection properties için ise şunu yapacağız. Let C1, Cn be elements of C. Since C is the union of union of bir dakika union of the elements of B. Çünkü C dediğimiz şey B'deki bütün şeylerin, collection'ların union'ıydı. Dolayısıyla buradaki elemanların her birisi de bir takım B'deki elemanların içinde. Değil mi? There is for each I an element bir tane collection var bi of bu süpersetin such that ci bu collection içinde değil mi? Çünkü c dediğimiz şey zaten bütün collection'ların union'ıydı. Dolayısıyla bunun içinden aldığınız her eleman bunun içindeki bir collection'ın içinde kalmak zorunda. Onu söyledik. Her CI bir tane collection'ın içinde kalıyor. Peki, ama şimdi şu var. Okay. The superset collection'ların kümesi B1, özür dilerim. Bu süperseti alıyorum. Pardon, bu collection'ları alıyorum. Sonlu tane collection. Collection'ların kümesine süperset demiştik. Is contained in B süpersetin içinde. So it is simply ordered by the relation of proper inclusions. Çünkü B neydi? B şeydi. Simply ordered bir tane süpersetti. Değil mi? A'nın sub süpersetiydi ama simply ordered'tı. Dolayısıyla B'den aldığınız sonlu tane collection'ın oluşturduğu süpersetin bir tane maksimal elemanı var. Yani bunlardan bir tanesi en büyük. Diğer hepsini içeriyor. Inclusion'la. Şu
Şöyle diyelim, say bu elemanda BK olsun. Bütün bu BI'ler bu BK'in içinde. For all I 1, 2, n'e kadar. Peki, o zaman şu var. Then bu C1, Cn de R all in the collection. Yani bir tane collection içinde kalmışlar. Ama BK'in finite intersection property'si var. Değil mi? O şekilde kurulduydu. Since BK has the finite intersection property, the intersection of the sets Jn is non-empty as desired. Bir dakika, benim kafam karıştı. Finite intersection property'si var demek finite intersection'ların hiçbir zaman sıfır olmadığı mıydı? Ha tamam, oydu. Ben yanlış söyledim başlangıçta. Değil mi? Finite intersection property'si var demek sonlu tane eleman aldığınızda o kümeden onların intersection'ı non-empty. Tamam. Tamam. Peki, bir tane daha şey var, dilema var. Okay. Let X be a set. Let D be a collection of subsets of X that is maximal with respect to the finite intersection property. Böyle bir D'nin var olduğunu bir önceki lema söylüyor. Then ne var? İddia şu: any finite intersection of elements of D is an element of D. Yani bu collection'ın içinden sonlu tane eleman alıp da onun ara kesisine bakarsak onlar da bu collection'ın içinde, o ara kesit de collection'ın içinde. İkinci iddiamız ise şu: if A is a subset, subset of X that intersects every element of D. Yani bu collection'ın içindeki her bir subset'i kesen bir eleman varsa, then A is an element of D. D bir yerde maksimal olduğu için o zaman bunu da içerir diyor. Peki, bakalım. Proof.
Oh. Okay. Şimdi let diyelim bir finitely many elemanın ara kesiti olsun. D1, D M diyelim. For some okay, for some elements D1, DM of this collection. Let ya da define tane daha collection tarif ediyoruz. E diyelim. E şu. Bu D collection'ını alıyorum. Onun içine bir de B'yi ekliyorum. Bu ara kesiti. Şimdi iddia ediyoruz ki bu collection'da finite intersection property'si var. We will show that he has the finite intersection property so that by the maximality of D bu tabii ki E D'yi içeriyor ama D maksimalse o zaman D de E'yi içermek zorunda. By the maximality of D we will have E equals D. E equals D. So that bu da ne demek? B de D'nin içinde demek. Okay. Şimdi şöyle yapacağız. E'nin finite intersection property'si olması ne demek? E'nin içinden sonlu tane eleman alacağım. Bunların kesişimine bakacağım. Take finitely many elements from bu collection'dan sonlu tane eleman alalım. Bunlardan hiçbir tanesi B'ye eşit değilse if none of these elements yani isterseniz şöyle de diyebilirim. Yani finitely many elements say daha açıkça söylemek gerekirse diyelim ki E1 K olsun. Sonlu tane eleman aldık. Bunlardan hiçbirisi B'ye eşit değilse if each EI is different than B for all I birden işte K'ya kadar o zaman bu ne demek? Bu intersection çünkü o zaman den bu EI'ların her birisi D'nin içinde demek. For I. O zaman ama D'nin içinde olduğuna göre bunlar D'nin finite intersection property'sinden dolayı o ara kesit boş olmayacak. And thus E1 intersection EK is not empty since because okay D has the finite intersection property.
Eğer B bunlardan birine eşitse, yani B is equal to EI for some I. Then o zaman bunların intersectionları nasıl bir şey olacak? Yani bu E1 intersection şöyle yazayım. E1 intersection EK şöyle bir şey olacak. Şimdi bu elemanlar ya D'nin içinden değil mi? Bir tanesi de B'ye eşit. Yani o zaman şöyle bir şey olacak. Bu bir D1 intersection D işte K-1 intersection B olacak. Değil mi? Çünkü bu EI'ların her birisi E'nin içinde. E'de de D var. Bir de fazladan B var. Bir tanesi B ise bu elemanlardan, diğerleri D'nin içinde. O zaman şöyle bir şey olacak. Ama B'nin kendisi de this intersection yani B'nin kendisini de biz şey diye mi aldıydık? Bu biraz tabii notasyonu şey yapıyor. D'nin kendisi de buydu zaten. O zaman bir saniye ben şurada bir notasyonu şey yapayım. Bunlara prime'lar diyeyim. Şunu elde ettik. Bu da neye eşit oldu? D1 prime DK minus 1 prime şöyle diyeyim aslında for some D1 prime DK minus 1 prime in this collection D. Ama bu durumda so bu intersection neye eşit oldu? Şimdi bu D'nin bu elemanları var. Intersection B. B dediğimiz şey de zaten D'nin sonlu tane elemanın ara kesitiydi. Onu da yazarsanız D1 intersection DM. Ne oldu? Which is again a finite intersection section of elements of D. Ama D'nin finite intersection property'si olduğu için since D has the finite intersection property E1 intersection EK is not empty. Çünkü sonlu tane yine intersection var D'nin elemanının. Dolayısıyla bu ara kesit de şey değil. Non empty. Peki ikinci koşul ikinci iddiamız neydi? Şuradan hatırlatayım size. İkincisi de şuydu B şıkkı. Eğer A X'in gene bir subseti ise ve D'nin elemanlarının her birini kesiyorsa o zaman A'nın kendisi de D'ye aittir. Okey. Şimdi gene A kümesi verildiği zaman bu given A define yeni bir collection tarif ediyoruz. İyi. Bu D collection'ını alıyorum tekrar ve A subset'ini de bunun içine koyuyorum. Şimdi bu collection contains D.
Dolayısıyla eğer ben şunu gösterirsem, E'nin de finite intersection property'si olduğunu söylersem, D o özelliğe sahip maksimal eleman olduğuna göre D E'yi içerecek. O zaman da bu A kümesi de D'nin elemanı olmuş olacak. We will show that E has the finite intersection property. And thus by maximality of D we will obtain E'de D'nin collection olacak. So that bu varsa A da o zaman D'nin içinde kalacak. O halde tek göstermemiz gereken şey E'nin finite intersection property'sinin olduğu. Yine E'nin içinden sonra tane eleman alalım. Take finitely many elements. Elements. Say şey olsun işte E1 E özür dilerim M olsun from E biz ne göstereceğiz? Bunların ara kesiti boş değildir. Eğer bunların hiçbirisi A'ya eşit değilse if E i is different than A for all i birden m'e kadar then o zaman bu E i'ların her birisi D collection'ın içinde for all i birden m'e kadar and thus bu intersection boş değil. D has the finite intersection property. Finite intersection property. Peki, eğer bir tanesi şeye eşitse, siz söyleyin, A'ya eşitse, if let's say otherwise şöyle diyeyim otherwise without loss of generality loss of generality assume that E bir şey olsun D olsun bunlardan bir tanesi pardon A olsun değil mi? Bir tanesi A'ya eşit diyelim ki E1 olsun then bunların ara kesiti E1 intersection EM ne olacak? A intersection E1 intersection pardon E2 intersection EM olacak. Ver bu EI'ların her birisi D'nin içinde tabii ki. Çünkü E dediğimiz şey bir A'dan oluşuyordu. Diğerleri şeydendi. D'den elemanlar. Yani şey olabilir tabi bunlardan bazıları yani bir tanesi değil birden fazlası da şeye eşit olabilir. İsterseniz şöyle diyeyim. D1 intersection DK olacak. Yani bu DI'lar geri kalan EI'lara eşitler. Ama bazıları aynı olabileceği için bunların sayısı daha küçük olabilir. Ver. Bu DI'ların her birisi D collection içinde and DI is equal to EJ for some J
2'den M'ye kadar. Yani bu D ayların her birisi bunlardan bir tanesi. İ aylardan bir tanesi. E1 hariç ama. E1 A'ydı. Şimdi şunu biliyoruz. D kümesi A şıkkından dolayı pardon, D kümesi değil de A şıkkı ne diyordu? D'nin sonlu tane elemanın arakesi D'ye eşittir. By part A, D1 intersection DK belongs to D. Ama biz neyi biliyoruz? Now by the assumption A'nın özelliği neydi? A D'nin her elemanıyla kesişiyordu. A intersection o zaman bu eleman is not empty, değil mi? A D'nin her elemanıyla kesişiyordu. A şıkkı da diyor ki D'nin sonlu tane elemanın ara kesisi de D'ye aittir. D'nin bir elemanıdır. O zaman bu ara kesisi de boş değil. So this finishes the proof. Okay. Okay, which finishes the proof. Okay. Şimdi isterseniz ara verelim. Aradan sonra zaten bir tek teorem kaldı, onu yaparız.